Saygıdeğer takipçilerimiz, Hayata Dair'in 57. bölümünden hepinize merhaba diyoruz. 57. bölümümüze konulmuş, yaklaşık 30 yılını tiyatroya adamış usta oyuncularımızdan Ayşe Tunoğlu oluyor. Ayşe Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Röportaj teklifimizi kabul ettiniz. Öncelikle bunun için teşekkür edeyim size. Peki, her zamanki gibi ilk sorumuz şu olsun, oyunculuk hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl başladı? Ya, oyunculuk hayatım üniversite döneminde başladı. Liseyi bitirdiğimde Güzel Sanatlar Fakültesi bir müzik bir de tiyatro bölümüne girmek istedim. İkisine de yazıldım. Sınavlarda oyunculuğu daha başarılı halledince oyunculuğa devam ettim. Ama ortaokul lise sıralarında çeşitli taktiklerle ünlüydüm okullarda. Öğretmenler hatta öğretmenler odasına çağırır. Hadi bakalım benim taklidimi yap şimdi derdi. Demek ki bir yetenek vardı gençlik zamanlarında. Lise bitince de işte Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümüne girmiş oldum. 4 yıl orada okudum. Oradan sonra bir yıl devlet tiyatrosu ya da şehir tiyatrosu kadro açmadı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir yıl sözleşmeli oyuncu olarak görev aldım. Ondan sonra böylece bir yıl sonra 85'te Ankara Devlet Tiyatrosu'na başladım. Oraya girdim. 85'ten beri işte 4 yıl Ankara, oradan sonra Bursa tayini, 6 yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda. 94 yılında da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun tayinim oldu. 94'ten bu yana görev yapmaktayım. Peki anladığım kadarıyla gençlik yıllarınızda, çocukluk yıllarınızda tiyatroya bir eğiliminiz vardı, hevesiniz vardı. Evet. Yani onu bir hedefe dönüştürdünüz. Evet. Dediğim gibi taktiklerle başladı ama daha sonra eğitimle devam ettim. İstediğim mesleğe de eğitim. Peki mesleğinizden kazanmış olduğunuz ilk parayı nasıl değerlendirmiştiniz, ne almıştınız? Vallahi çok özel bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Çok yeni evliydim. İşimle birlikte, işle evlilik aynı dönem oldu. Ankara'da ilk yuvamı kurmuş oldum. Temel ihtiyaçları işte evin giderlerine harcadık ama yani kazandığım maaşla eşimle birleştirerek öyle bir değerlendirdim. Peki şu kişinin oyuncu olmamda büyük emeği var, sağ olsun diyebileceğiniz birileri var mı? Ya tabii ki bir kere okula girmemde bana yardımcı olan o zaman İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir ağabeyimizdi. Daha sonra Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü de yaptı. Birden isim gitti. Erhan Gökücü ağabeyimiz. Okula girişte sınavlara hazırlayan kişi oldu beni. Bir trajede bir komedya parçası çalıştırdı, yardımcı oldu. Okula öyle girmiş oldum. Oradan sonra da oyunculuk hocalarım, tabii emek veren bütün hocalarım, başta Profesör Özdemir Utku, bölüm başkanımız idi. Hülya Utku eşi. Oyunculuk hocalarımız Bülent Arın, Mehmet Büyükağoğlu gibi bir sürü hocalarımla borçluyum. Peki kendinize örnek aldığınız bir tiyatrocu var mıydı o yıllarda? Valla zaten önümüzdeki yani ustalarımız dediğimiz abilerimiz, ablalarımız her zaman örnek teşkil etti. Dönem için tabii bizler için. Biz daha gençken onlar daha olgun ustalık çerçevesinde. Sahneyi paylaştığımızda çok şey edindik onlarla karşılıklı oynarken. Hani şu kişidir diyemem, bir sürü ustamız, abimiz, ablamızdan çok teşvik aldık. Ne denir? Karşılıklı öğrendik birbirimizden. Bilgi alışveriş. Peki ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Örneğin ileride bir Ayşe Tunaboylu sanat okulu, oyunculuk okulu. O tür bir şey hiç düşünmedim açıkçası. Yani eğitmenliğe çok yönelmedim. Oyunculuğu çok seviyorum. Oyunculuğun dışında bir şeye yönelmedim ama belli de olmaz hayat nereye sürükler, ne olur bilinmez.
belki oyuncu koçluğu yapabilirim. Arada bir gidip geliyor aklıma. Acaba diyorum hadi dizilerde oynayan genç oyuncu arkadaşlarınıza bu şekilde yardımcı olabilir miyim diye düşünüyorum aslında. Zaman zaman o olabilir. Peki sizce neden çok fazla kadın komedyenimiz yok? Bunu hiç düşünmedim. Bu çok enteresan bir konu. Aslında oyuncu olarak hep tekstler önümüze gelir ve erkek oyunculara yazılmış kahramanlardır hep. Biz kadın oyunculara şey deriz, zayıflanırız hep. Aa yine mi erkek oyunu? Yani bir oyunda 5 tane erkek varsa 2 tane kadın vardır. Kadın oyunculara hep az iş düşer. Acaba bununla mı alakalı diye düşünüyorum. Belki o düzelirse o da düzelir. Kadın komedyenlerimiz çıkabilir diye düşünüyorum. Belki bilmiyorum. Kadınlar herhalde daha fazla baskılı büyüdüklerinden de olabilir. Yani çok alt metne bakarsak, yani psikolojik olarak düşünüldüğünde belki öyle bir şey olabilir. Hani şu anda ben sesli düşünerek bunu söylüyorum. Ne de olsa erkek toplumundayız. Kadınların biraz daha sivrilmesi falan biraz zor oluyor bizim memlekette. Peki şu projede yer almak isterdim dediğiniz bir proje oldu mu veya oyun, tiyatro oyunu? Tiyatro oyunu olarak zaten 30 yıldır hani severek çalıştığım bir sürü oyunda oynadım. Evet. Ondan aklımda kalan bir şey yok. Dizilerde de aslında şöyle bir geriye döndüğümde Yılan Hikayesi, Yol Arkadaşım, Aliye, en son İffet, hep uzun soluklu dizilerde yer aldım. Hani şurada da oynasaydım gibi bir gönlümün kaldığı, hani bir tek bir şey söyleyebilirim belki, Muhteşem Yüzyıl'dır. Onun dışında hani şurada da oynasaydım, yani aslında doygunum o anlamda. Ve de şanslıyım oyuncu olarak. Çünkü dizi camiasında uzun soluklu, iyi kadrolarda, iyi projelerde yer almış olmak gerçekten bir şans. Rating savaşını da düşünürseniz, ben bu konuda şanslı görüyorum kendimi. Evet, günümüzde o kadar 2-3 bölüm yayınlanıp yayından kalkan diziler var. Ona bakarsak oluyor. Tabii şanslı evet, oluyor. Böyle çok soluklu dizilerde oynamak. Yani Zincir. Benim en az oynadığım dizi 16 bölümdür. Hani kalktı dediğimiz. Ona da yapımcı karar vermiştim. Hani kaldırmak durumundayım çünkü hani prestijim sarsılır diye. Yani hep uzun soluklu iyi işlerde oldum çok şükür. Peki tatil günlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Valla yaz olsa eğer, kışın daha çok zaten zamanım olmuyor. Evet, tiyatroydu, turnelerde, provaydı, bir de dizi varsa zaten hiç yaşamaya fırsatım olmuyor. Boş vakit olmuyor kışın. Fakat yazın, şimdilerde biraz boşum. Belki bir dizi projesi gelirse diye bekliyorum. Ağustos gibi zaten tiyatro muhakkak bir prova olacak, bir şey olacak. Evet. Devlet sezon başlangıcı, evet. Ağustos 15 gibi. Bir hazırlık oluyor. Onun haricinde yüzmeye çalışıyorum. Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Minik bir katlanır bisiklet aldım kendime birkaç senedir. Öyle bir spor yapmış oluyorum hem de. Hı-hı. Hem de zamanı değerlendirmiş oluyorum. Peki oyunculuk hayatınızda elbet bir gülünç anınız olmuştur. Bunlardan bir tanesini bizimle paylaşmanızı rica edeceğim, anlatmanızı. Ya birçok olmuştur da, ha deyince hemen aklına gelmiyor insanın. Evet. Yani 30 sene aslında dile koyar kolay. Bir şeyi, bir başıma gelen bir olayı hakikaten o çok etkilemişti beni. Ben hani asırlarca zaman yitirdim sahne karşısında, seyirci karşısında boş boş bakarak gibi gelmişti. Her oyuncuya da öyle gelir. Trak dediğimiz bizim. Evet. Ne söyleyeceğini ezberi unutmak ve birden beynin boşalması, boş bakmak. Hiç unutmuyorum, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görevliydim. Semih Sergen'in yazıp yönettiği Çınar Dede Ilamurnine diye bir gençlik oyunu vardı. Onu orada anlatıcı oynuyordum. Baştan sona epizod epizod gidiyor oyun, sahneler. Epizodların başında, her epizodun başında ben çıkıyorum. İlk tabii perde açıldığında da ilk cümlelerle oyunu tanıtmak bana dairdi. O gün perde açılacak, ne söylediğimi unuttum. Suflöz de yok arkada artık. Eskiden de o suflöz kadromuz yok artık. Tekst var ama teksti öyle bir şifrelemişiz ya da öyle bir
değiştirmişiz ki tekstten anlamam da mümkün değil ama ilk cümle gelmiyor aklıma. Aslında ilk cümleyi bulsam, ilk cümle gelse ondan sonra tıkır tıkır gerisi gelecek. İlk cümle ben ne diyordum ya Rabbim, ben ne diyordum ya Rabbim diye diye. Böyle bocalarken perde açıldı. O anı hiç unutmuyorum. Perde açıldı ve ben böyle bakıyorum. Sadece gülümseyerek seyircilere ama ağlamaklı bir haldeyim aslında. O anlar bana asırlar kadar uzun gelmişti. Sonra arkadaşlarıma sorduğumda yok canım yarım dakika filandır yani dediler ama birdenbire her ne olduysa, nereden çağrışım yaptıysa bilmiyorum. İlk cümleyi bir başlattım ondan sonra geldi ama ömrümden ömür gittiğini hatırlıyorum. Onu hiç unutamam. Fazla da kalıcı oluyor böyle olarak. Oyunu başlatıyor olup da ilk cümleyi bulamamak tabii içler acısı bir durum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Gezi Parkı olayları ve protestosu ile ilgili bir yorumunuz var mı? Özgür yorum çerçevesinde. Evet. Valla Gezi Parkı olayları hepimize 90'lı yılların gençliğinin aslında hiç de sadece internet başında oturup asosyal ya da toplum dışı insanlar olduğunu olmadığını gösterdi bizlere. Gençlerin aslında o internette elinin altında küreselleşme dediğimiz iletişime tüm dünyaya çok evrensel bir şekilde dünyayı elinde bulunduran internetten birçok bilgi yine donandıklarını gördük. Bu gençler dedik ki bu odanın dışında başka dünyaları varmış. Bizlere çok iyi yol açtılar. Özgürlükten yana, barıştan yana, doğadan yana, eşitlikten yana, demokrasiden yana olduklarını gösterdi gençlerimiz. Ve bizlere de bir nevi, biz 50 yaşındayım ben, 80 dönemi ihtilal dönemini hatırlarım. Fakat bu çok başka yollar açtı bize. Ben çok severek, sevgiyle izliyorum ve de katılıyorum da bu protestoları açıkçası. Böyle işte. Böyle de bir yorumum olacak diyorsunuz. Dedim gitti. Peki, röportaj programımızın 57. bölüm konuydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız bizi. Röportaj programımıza konuk oldunuz. Neler söylemek istersiniz amatör röportaj programımız hakkında? Valla bence işte siz gençler daha bu yaşlardan yöneliminizi zaten oluşturmuşsunuz. Bu çok gururlanacak bir şey. İşte lise döneminde sen amacını koymuşsun ortaya ve ben gazeteci olacağım demişsin. Belki işte kameraman arkadaşımız, bizi çeken Ahmet arkadaşımız ileride çok iyi bir kameraman olarak karşımıza çıkacak. Sen çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir röportajcı olarak karşımıza çıkacaksın inşallah. Sizler geleceğimizsiniz. Umutla baktığımız. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de sizin başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Zaten de başarılısınız oyunculuk hayatınızda. Sağ olun. Hoşça kal hayata dair diyebilir misiniz son olarak kameramda? Rica ederim. Hoşça kalın hayata dair.